Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsanevi çarkı çevir çıkanı yap challenge'ımız geri dönüyor. Uzun zamandır istiyordunuz. Gerçekten bayağı fazla istiyordunuz ve ben de gerçekten zorlanmayacaksam benim bu videoyu çekmemin ne anlamı var? Gerçekten inanılmaz zorlu görevler koymayacaksam ne anlamı var dedim. Canlı yayında chat'e sordum. Görevleri verdiler. Ben de inanılmaz oyuncular, inanılmaz şeyler gözden çıkarttım. Yani gelirlerse ve öyle görevler sonuçlanırsa ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yani gerçekten üzüleceğim, moralim bozulacak ama bayağıdır da çekmiyorduk arkadaşlar. Çok da istediniz. Vallahi bilmiyorum videonun sonucu nasıl olacak ama arkadaşlar çarkı çevir çıkarı yapacağınızın devamı için like atmayı unutmayın. Ve eğer FIFA 11 oynayan birisiyseniz de abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle arkadaşlar yapın. Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar FIFA 11 oynuyorsanız diyorum, bakın oynamayanlara hala bir şey demiyorum. Bu kanal çünkü sizin için var. Haydi o zaman ilk görevimizde görevlere başlayalım, bakalım neler olacak. Biliyorsunuz kadromuz 140'ken 204 kimya. Bu arada o şu 18'lik için de bir görev var. Onun için de arkadaşlar eğer görev gelirse yapacağız. Her neyse hadi o zaman ilk görevimizi çevirelim, bakalım neler olacak. Evet, görevlerimiz burada arkadaşlar. 8 tane sanırım görev var, bilmiyorum ama bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok yavaş çevirdim, hiç iyi çeviremedim. Ne geleceğini hiç bilmiyorum ama gerçekten çok yavaş çevirdim. Ve aha, az önce söylediğim görev geliyor galiba. Bir de pembe gelirse az önce söylediğim görev galiba. Bilmiyorum, emin de değilim. Bakın bütün koçları topla. 100 milyon olmazsa gümüş oyuncu 90 yap. Cezası biraz sinir bozucu ama çok da etkiler mi? Birazcık pahalı olur. Aa evet, baya coins gider. Baya etkiler. Ama olmazsa güzel olur. Hadi bakalım coinsleri toplayalım. Bu arada şimdi toplayacağız ama ben bayağıdır zaten canlı yayındakiler de biliyor, bayağıdır bakmadım. Bence 100 milyonu geçecek diye düşünüyorum. Ama geçmeme ihtimali de var. Ama geçecek diye düşünüyorum. Ama yine de geçmeme ihtimali de var. O yüzden öyle 100 milyon olursa olmazsa diye koyduk ve ekstra da birkaç tane oyuncu koymuştum. O yüzden yani çok büyük ihtimalle geçecek ama geçmezse de cezamızı da çekeceğiz. Bu görev zaten en basit görev, yani en olası görev. Hepsini toplayalım bakalım kaç milyon coins olacak, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hepsini şu anda topluyoruz, bakalım neler olacak. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gerçekten çok zor görevler var bu arada, yani cidden çok zor görevler var. Şuradaki iki oyuncu bayağı pahalı olacak bu arada. Bir dakika, şu iki oyuncu hariç herkesi bir toplayalım. Devam et toplamaya, devam et. Kaç oldu şu an? 77 oldu, bir dakika. O kaç? 23 milyon var mı? Bir dakika. Kaç oldu? 90 oldu. Tamam, var var. Sancho pahalıydı. Sancho'dan kar bile ettik bu arada. 105 milyon 258 bin coins oldu. Oha, 90 üstü oyuncuların bir tanesi satılmamış olsa 100 milyon olmayacakmış. İlk görevden şanslı başladık arkadaşlar. Cezamızı çekmedik. Şükürler olsun. Hemen ikinci görevimize geçelim. Bakalım ikinci görev neler olacak. Arkadaşlar hemen sıradaki görevimiz için bir daha çevirdik. Ve bakalım sıradaki görevimizde başımıza neler gelecek. Yani çok korkuyorum. Çünkü inanılmaz saçma görevler koydum. Gerçekten inanılmaz saçma görevler koydum. Onlar daha gelmesin. Bari sonlara doğru gelirse olabilir, bilmiyorum. 4 tane 250k paket. Elit gelmezse boş boost fullle. Herhangi bir tane boostu alacağız. Kullanmadığımız bir boostu fullleyeceğiz. Ve aynı zamanda elit gelmemiş olacak. Yani 1 milyon coins'ten böyle en az 700-800 bin falan zarar etmiş olacağız. Elit gelsin, direkt tertemiz halledelim. 4 tane 250k paketimize hemen geçelim. Hemen geldik arkadaşlar. İlk 250k paketimizi açıyoruz ve bakalım 250k paketlerden neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ama biraz da korkuyorum açıkçası. Ve evet, elit gelmedik paketten. Sinir bozucu. Gerçekten sinir bozucu. Yani ciddi anlamda bir tık sinirim bozuldu bu duruma. Ve evet, ikinci paketten geldi. Ama aynı zamanda görev 4 tane 250k paket açmak için de açıyoruz. Bu arada arkadaşlar mesela bir görevde elit çıkması gerekiyor ya 4 tane de. İkinci de çıktıktan sonra bırakalım mı, devam mı edelim, yorumlara, YouTube videosunun bu yorumlarına yazın. Lucas Vazquez de çıktı, belki para eder. Hadi buradan da gerçekten para eden bir elit oyuncu çıkarsa gerçekten çok sevinirim. 4. paketi de açmış olduk ama arkadaşlar yine bu arada ceza çekmedik. Yani gerçekten çok iyi gidiyoruz. İnşallah hiç ceza çekmeyiz çünkü ceza çekmememiz cidden çok önemli. Hemen bir çark daha çeviriyoruz ve arkadaşlar ya aşırı korktuğum bir görev var arkadaşlar, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu arada yine mi aynı? Hayır, o görev gelmesin. Aha, mavi turkuazda durması lazım şu anda galiba abi, çünkü öbür görev gelsin istemiyorum. Evet evet, duracak mı turkuazda? Durdu. Totvi geldiği an artı 88 çıkmazsa usta oyuncu sil dedi ve saat tam ayarlamıştım, denk getirmeye çalıştım. Son 4 dakika var Team of the Week gelmesine ve Team of the Week gelene kadar bekleyeceğiz. 90 gen, 88 gen falan vesaire Team of the Week'ler var şu an arkadaşlar. Ve Team of the Week geldiği an artı 88 oyuncu çıkartamazsak ceza neydi? Chat'e sorarım, o cezayı çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada cezamız usta oyuncu silmekmiş. Şu anda tekrardan chat'ten öğrendim ve son 20 saniye kaldı haftanın takımının oyuna eklenmesine. Ve oyun az önce bu arada bize bedava ikon da verdi. Onu da söyleyeyim. Onu da belirtmedim video başında. Onu da belirteyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii siz bu videoyu birazcık cumartesi günü izliyorsunuz. Hemen mağazaya girmem lazım abi. Hiçbir şey gelmeden direkt benim paket açılımı yapmam lazım. Tabii ilk olarak 250k'lık paketleri açıyorum biliyorsunuz. Hemen paketlere geldik. Ve 250k'lık paketlerle başladık. Insigne veya Fabinho'nun çıkması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle çıkması lazım.
Haydi bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Haydi elit ver, vermedi. Tamam, çok da önemli değil. Devam et abi, devam et, devam et. Lütfen, lütfen Insigne, Fabinho, birisi çıkması lazım. Şu anda yoksa ben oyuncu silerim ve coins kasamamış olurum. 82 Insigne çıktı. Elit çıktı ama olmadı. Elit çıktı ama abi, en azından daha yüksek elitler bekliyorum. Haydi abi, haydi. Evet, yine çıkmadı. Yapma aga, yapma. Hayır, ana ekrana başlatma şimdi, hadi. Lütfen Insigne, Fabinho çıkması lazım şu anda. Gerçekten çıkması lazım, hadi ya. Abi Insigne veya Fabinho çıkabilir mi artık? Rica ediyorum, çıkabilir mi? Bak gerçekten biz her zaman en iyisini çıkartırız. Hadi ya. Ya illa ben o zorlasam biraz çıkartırım da yine de şuradaki 2,5 milyon coins içinde. 2 tane üst üste ben Ronaldo çıkarmıştım ya. Hadi ye. Hadi yapma ye. Insigne, Fabinho da olur. Yes be. Yes be. Cezayı çekmiyoruz be. Fabinho geldi. Hızlı açalım abi, bari coins kasmaya çalışalım. Yes, işte budur be. Let's go. Let's go. İşte budur. Haydi devam, devam, devam. Oyuncuları pazara da koyacağım bu arada. Fabinho'yu da satacağım. Artık usta da silmiyoruz. Çok güzel abi. Bütün görevler, yemin ediyorum, ceza çekmeden bir Fabinho daha çıktı. Fabinho sen adamın ham maddesisin be. Dur, erişimini başlatma şimdi. Pazara gir be. Pazara gir. Sata gir. Sata sata sata. Fabinho adamsın. 1-2 üzeriden giderse bu arada kar ederiz ama gitmez herhalde. Dur bakayım Fabinho ne kadarmış. Hop 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 hop. Gönder gönder gönder. 1 milyon 100 bin coins'e gönderdim birisini arkadaşlar. Bir tanesini birazcık daha ucuza koyacağım. 850 bine koyacağım. Hani çok erken çıkardım diye koyuyorum ama sanmıyorum çok da gideceğini. Ama gitmediği sürece de yani artık çok da şey değil. Birisi bence ikinci koyduğum gidebilir ama birinci koyduğum birazcık zor gibi duruyor. 82'lik bir tane daha çıkarmıştık arkadaşlar. Inks'in şu anki değeri ne kadarmış? Direkt onda birine koyalım onu da. 415 binden 356 binden direkt onda birine koydum arkadaşlar. Genelde oyunculara bu şekilde onda birine koymayı tercih ediyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, sıradaki görevimize geçelim. Hemen arkadaşlar sıradaki görevimizi çeviriyoruz ve bakalım sıradaki görevimiz ne gelecek? Tabii bir tık korkuyla içimizde yine çeviriyoruz. Bu arada oyuncuların hepsini pazara koydum. Onlar da satıldı mı satılmadı mı sizlere zaten videonun sonuna kadar illa göstermiş olurum. 250k paket artı 76 gelmezse 2500 cevher GG. 2500 cevhere de oyuncu paketi açacağız ve bayağı bir boşu boşuna GG olacak. Sadece %5 ihtimalle 90 artı oyuncu çıkabiliyor. Yani lütfen stresli olacak bir paket açacağım ama lütfen 76 artı çıksın ya. Birileri satılıyor arkadaşlar. Onlara en son bakarız. Ara sıra bakarız ya da gösteririm sizlere. Hemen gelelim bir arkadaşlar. Yani 76 artı çıkması büyük bir olay değil. Ama çok da kolay çıkan bir şey değil. Yani çıksın rahatlayalım. 2500 cevher gerçekten GG olmaması lazım şu an. Gerçekten benim için önemli. Çok da şanslı gidiyorduk. Lütfen bu şans bozulmasın. Lütfen gerçekten bu şans bozulmasın. 75 geldi abi. Yani bu kadar olur ya. Çok güzel gidiyorduk. Arada bir böyle nazar olur ama yani bu 2500 cevhere harcamasam güzel olabilir. Yani göreve artı 75 yazdırsaydı bana chat 75 çıkacaktı yani, anladınız mı? Ve şu anda 2500 cevhere şu paketi açacağım abi. %5 ihtimalle usta çıkıyor ya. E şu paketten ne çıkabilir ki Allah aşkına? Yani şu paketten maksimum ne çıkabilir? 88 çıkar maksimum. O da maksimum. Yani aslında 85 çıkacak. O kadar eminim ki 85 çıkacak ama açıyorum. Açalım. 25 kat değeriymiş vesaire vesaireymiş de neymiş acaba? Yani bakalım bakalım. Usta %5 şans, usta nereye çıkıyor? Crouch olarak 86 rating çıktı arkadaşlar. Ya biliyordum ama görev ne yapalım? Açtık. Hemen arkadaşlar devam edelim. Hemen arkadaşlar çevirdik bakalım ve ne gelecek? Bu arada ekranda bir şey vardı. Onu kapatırken tam konuşamadım. Her neyse zaten anlamışsınızdır. SBC artı 83 gelmezse neydi ceza, hatırlamıyorum. Ceza neydi? Ceza gözün kapalı artı 80, max 5 milyon oyuncu. Niye max 5 milyon? Ben geri zekalı mıyım? Ben niye böyle bir göre koymuşum? 2 milyon, 1 milyon yazamıyor muyum? 5 milyon zarar etme ihtimalim var. Artı 80 paketten zaten artı 83 çıkmayacak. Bu arada 82 yazıyordum. Yanlışlıkla 83'e bastım. Demek ki kaderimiz böyleymiş dedim. 83 oldu. Bakalım tam 82 falan çıkarsa ne işi, yani ne yapacağız? Gerçekten merak ediyorum. Her neyse girelim bakalım. SBC'deki artı 80 paketi açalım. Bakalım neler olur. Kadro kurma görevlerine buradan geldik. Yükseltmelerde zaten görevde hazır zaten arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Görevi gör diyoruz ve şimdi bir tane bu görev yapacağız. Ve artı 83 gelmesi lazım ki arkadaşlar yani çok zor. 80-81 civarı geliyor genelde. 83 artı gelir mi? Gel edebilir ya. Gel edebilir be. Gelir mi? Gelir ya. Yes be! Vallahi billahi Andre Robertson geldi lan. Şaka mı bu? Abi inanılmaz bir görevden kurtuldum. Peki kurtulmasaydım bakalım ne olacaktı? Gerçekten onu merak ediyorum. Bu arada abi şu erişim sınırına o kadar tilt oluyorum ki. Yani ne zaman 250k paket açsam bu erişim sınırım ne hikmetse doluyor. Şu bir şey Robertson'a bakacağım. Bir de her paket açtığımda da ekrana çıkıyor. Yani tamam gördük. Oha! Çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Güzel coins geldi. Vallahi sevindim şu anda. Her neyse bir bakalım. Şimdi 80 yapıyoruz. Buraya max 5 milyon yapıyorum. Gözümü kapatacağım. Bakalım ne olurmuş arkadaşlar. Bakalım GG oluyormuş. Ne kadar GG oluyormuş. Tabii çok daha ucuz bir oyuncu da gelebilir. Gözümü kapattım şu anda. Ve kaydırıyorum kaydırıyorum. Yani şu an ne çıktıysa çıktıysa şöyle tıklayacaktım. Ve bakalım. Ben Sabahin'in üstünde 378 bin coins gidiyormuş. Bakalım
Yanında oha abi yani tabii o an farklı bir durum olacaktı. Pazara hiç bakmadan direkt alacaktık filan. Tam farklı da olabilirdi ama bu tarz riskler de var ki bayağı az da yok yani. Sağ ol Robertson, valla güzel bir yükten kurtardın. O strese girmek bile beni korkuturdu. Bir daha bu görev gelirse bir daha yapmam gerekecek ama inşallah gelmez. Bu arada şunu ben bir düzelteyim arkadaşlar. Yani birazcık hallettim arkadaşlar. Bu arada satılan oyunculara da bakalım. Fabinho'nun bir tanesi satılmış. Pazara bir bakalım bakalım. Yani ikisini de aslında bu fiyata koysam belki ikisi de satılırdı ama yani şeye koymam daha mı? 852 bine koyduğum iyi bir fiyata satılmış. 75 bine koyduğum Kupa Mayıs zaten yeni çıkmamıştı. Bunların hiçbiri gitmemiş. Birazcık abartılı fiyata koydum ama yani önerilen fiyat bayağı yüksekti arkadaşlar. O yüzden olsun, önemli değil. Şu Fabinho'yu da keşke 850 bine koysaydık ama çok da o da önemli değil. Her neyse arkadaşlar, hemen çarkımıza geri dönelim. Çarkımızı tekrardan çeviriyoruz bakalım ve çarkımızdan ne gelecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani zorlanmak istemiyoruz ama yine aynı görev geldi. Bu görevi yine yapacağız. İlla yani illa bu riski taşıyacağım değil mi? İlla taşıyacağım değil mi? Yine geldi abi ya. Yanındaki gelse o da çok, o daha kötü ama artı 83 gelmezse gözün kapalı. Hemen görevi yapalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Gel, ya bir daha gelmez bu arada. Aha. Arkadaşlar 1-200'e koyduğum Fabinho da satılmış. Yes be. Kâr ettik oğlum. Şeyden de neredeyse kâr ettik ya. Belki de kâr etmişizdir. 1 milyon 100 bine koyduğum Fabinho da satılmış. Hem de kaç dakika sonra satıldı. Yani valla güzel fiyatlandırmalara koymuşum oyunculara. Kendime helal olsun diyorum. Az önce pişman olmuştum ama sıkıntı yok. Neyse hemen kadroyu kuralım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar görevi şu anda hazırladım. Yani artık ben 3 kere ya yani 2 kere size böyle bir şey isteyemem bile. Ayıp olur yani. Ben hiç beklemiyordum ilkinde bile. İki kere üstte görev geldiyse demek ki kaderimizde yapmak var yani. Açıyorum yani. Artık 83 artı çıkmaz artık herhalde diye düşünüyorum ve ya abi yemin ediyorum bak hiç beklemiyorum çıkmasını. Lütfen bir daha bu görev gelmesin. Zaten bu görev günde 3 kere yapılabildiği için bir daha yapamayacağım bir daha gelirse. Ya abi gerçekten çok sevindim şu anda ya. Kai Havertz adamsın ya. Abi 80 artıdan 80 gelir, 81 gelir, bu şaka mı? Ya bu videoda çok şanslıyız. İnşallah hayırlısı alayı hayırlısı olur yani. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım bir abi. Bu da bayağı güzel para ediyor. Yani kar bile kar da ediyoruz o görevlerden. İnanılmaz. Belki yani ilkinden ettik, ikincisinden ettik mi bilmiyorum ama gerçekten çok iyi. Her neyse devam edelim. Arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz artık. Son birkaç görev kaldı ve görev çıkmıyor. Çarktan gerçekten görev çıkmıyor. Hep aynı şeyler çıkıp duruyor. Gerçekten birazcık sinir olmaya başladım çünkü evet 4 tane 250K paket. Arkadaşlar artık bazı görevleri çıkaracağım. Şu 250K paket görevlerini artık çıkarmalıyım yani gerçekten. Ama bu görevi açacağız. 4 tane 250K paket. Elit gelmezse boş fuz fulle diyor. Haydi bakalım bu görevi de yapalım. Çünkü gelen görevi yapmak zorundayız artık. Kendim çıkarsaymışım. Yani o kadar coins kasalım. O kadar şey yapalım. Burada yiyelim. Bir de üstüne bir de usta oyuncu mu siliyoruz? Ne yapıyorduk? Göre cezayı sonra hatırlarım ben yine. Unuttum cezayı. Çünkü bir sürü görev var. Ya bu sefer ilkinden çıkardık arkadaşlar. Bırakıyorum. Sizin yorumlarınıza bırakacağım bu arada. Bayağı şanslıyız yani. Gerçekten bütün görevler geliyor. Gayet iyi. Ve arkadaşlar hemen sıradaki görevimize geçelim. Arkadaşlar artık gerçekten çok az görev kaldı. Bakalım hangi görevler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Yani gerçekten inanılmaz, inanılmaz. Hayır, sarıya gitme. Sarıya git, gitme. Git sarıya. Şu an değil. Şu an olmamalıydı. Şu an olmamalı. Hayır. Bronz kaleci 5'ten fazla gol yerse deko silinir. Videonun başında bahsettiğim olay buydu aslında. Yani şu anda biraz daha arkadaşlar kaliteli bir şeyler yapmak istiyorum ve içeriğinde birazcık böyle anlamlı olmasını istiyorum. O yüzden uzun zamandır çok çok keyifli olmayacağı için, çok büyük zarar edemeyeceğim için, yani çok çok heyecanlı yaşayamayacağınız için çark çevir gelmiyordu. Deko'yu gözden çıkarmıştım ama çıkaramam yani. Aslında çıkardım görev için ama çıkaramam aslında yani asla. Çok iyi bir oyuncu ve Deko'yu da ne şartlarda aldık, ne kadar para yatırıp falan aldığımızı da biliyorsunuz. Yani bu görevin geleceğini ben bugün biliyordum. Hani geleceğini biliyordum çünkü videoyu ben uzattıkça uzatıyorum salak gibi biliyordum. Ama rastgele bir tane bronz kaleci koydum. Karşı atak giriyorum. 133'ken 204 kimya olduk. Karşı atak gireceğim şu anda. Ve bakalım karşı atakta başımıza neler gelecek. Eğer 6 veya daha fazla gol yerse deko silinir. Bence yemez bu arada. Çünkü çok yüksek ratingli rakipler yok. Ve 6 gol atamaz. Kaleci bronz olsa da atamaz bence. Sanmıyorum. Fazla gol girdik. Yani %50 %50 ihtimal yapmadık. Çünkü çok bu arada 114'ken Neymar'lı vesaire bir takım. Ama bizim takım çok çok fazla. Yani bakalım maçta neler olacak. Çok heyecanlandım şu anda. Ya Deko'nun kaderi şu maça bağlı şu anda. Gerçekten. Hayatımda ilk defa bu kadar değerli bir oyuncumu sileceğim ve bu seri inanılmaz yani. Gerçekten like atın arkadaşlar ya. Gerçekten şaka gibi. Firmino, benim attığım goller sadece rakibin moralini bozmak amaçlı, maçtan kaçırmak amaçlı olur. Ve gol yemediğimiz her dakika bizim için gerçekten çok iyi dakikalar olur. Deko. Hadi Deko. Deko. Deko attı golü ve rakibin moralini bozdu şu anda. Rakip gol falan atamıyor. Tamam abi. Tamam herhalde. Evet atamayacak.
Yani zaten 4 gol demiştim ben ama chat 6 gol yap dedi. Sağ olsunlar gerçekten. 4 gol bile atamazlar herhalde. Birinci gol geldi bu arada ama sanmıyorum altı. Arkadaşlar görevleri gerçekten %50 %50 olacak şekilde yaptık. Hep öyle yaptık yani. Ve chatle de böyle özellikle anlaştık. Hatta ben bu maç için 4 tane yazmıştım. 4 gol yazacaktım. Chat bana 6 gol demişti. Yani o derecede hani gelmedi. Bu arada bir dakika ne gelmiş? İkisi de satılmış. Oha abi gerçekten. Yani neredeyse kar ettik. Ve bugün inanılmaz şanslı ilerliyoruz ve hiçbir cezayı çekmedik. Şarkı çevir çıkan için yap çalınca geri dönmemiz özel gerçekten inanılmaz. Ve bakalım arkadaşlar sırada hangi görevler gelecek. Yani 4 gol bile olsa silinmeyecekmiş yani oyuncumuz, dekomuz. Diğer bölümde daha da zorlu yapacağım bu görevi ve dekoyu belki bir daha koymam. Çünkü dekodan korkuyorum ama kimi koyacağım ki yani. Kadromdan birini koyacaksam koyacak adam bulamıyorum gerçekten. Hepsinin ya değerli ya içinde XP var. Ya da yani ikon yani anladınız mı? Her neyse güzel oldu ama silinmemesi, mutluyum. Haydi o zaman hemen devam edelim çarkımıza. Artık çok fazla görev çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bakalım çok az, hala az görev kaldı. Sürekli az diyorum ama gerçekten az görev kaldı. Ve arkadaşlar görevlerimizden bir tanesi daha geldi. Ve arkadaşlar bakalım sarıya mı gidecek, turuncuda mı duracak? Elit gelene kadar 250k paket aç. Yani benim üzüldüğüm nokta şu arkadaşlar. Erişim sınırı, oyuncu sınırı aşılıyor anlamsız bir şekilde. Ve bayağı da bir paket atacağız galiba. Çünkü bayağıdır elit çıkıyor. O yüzden bu sefer çıkmaz gibime de geliyor. Bakalım elit çıkana kadar 250k'lık paket açalım. Neler olacak göreceğiz. Ama bazı elitler gerçekten inanılmaz değerlendiği için kar da etme ihtimalimiz yüksek. Ama lütfen iyi bir elit ya da herhangi bir elit çıksın, bir an önce duralım. Ya da çok uzun sürecekse de iyi bir elit çıksın. Ve evet hala 79'luk kaleci çıktı ya. 79'luk kaleci çıktı, elit yok abi. Bu arada bir oyuncu daha satıldı. Satılan satılana vallahi güzel gidiyoruz. Ama elit çıkmıyor. Elit çıkar mısın artık gerçekten? Yani şu çarkı çevir çıkanı yap challenge bölümümüzde elitin gerçekten çıkması lazım şu anda. Hala çıkmıyor. Abi şaka mısın sen? 100 milyon altına mı ineceğiz? Abartma. Abartma bu kadar. Bu kadar abartma diyorum. 79 çıkıyor full ya. 80 vereceksin hadi. Vallahi ver. Abi şaka mısın? Al işte. Bir sürü oyuncum satıldığı için seviniyordum. Aslında 79'luk oyuncular çıkıyor ve değerli oyuncular aslında 79'luklar ama hani bu şekilde olmamalı bence. Artık çıkması lazım çünkü bu yani her pakette 250k'ya yakın zarar ediyoruz ya. 79 falan da gelmesi ve yani böyle bölündüğü zaman da asla bozuluyor. Yani lütfen 1 milyon 100 bin yani 3 paket içinde lütfen çıksın derken Edin Vişka çok teşekkür ederim. Edin Vişka'nın elit olması inanılmaz şaşırttı şu an beni. Çünkü uzun zamandır yok ya arkadaşlar piyasada. Yani gerçekten hoşuma da gitti ama çok teşekkür ederim Edin Vişka. Bu arada biri daha satıldı ve Jonathan Ikone, bu adamdan 100 bin coins kastık bu arada. Gerçekten güzel. Edin Vişka çok sağ ol. Devam edelim. Arkadaşlar çeviriyoruz sıradaki görevimizi ve bakalım sıradaki görevimizden ne gelecek. Ve arkadaşlar evet geliyor 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 ve arkadaşlar evet bu arada gerçekten zorlu görev daha var aslında. 5000 like ne? 5000 like gelirse bu seri olarak devam eder. Yani arkadaşlar şöyle, siz like atarsanız ben sıradaki bölümü çekeceğim. Hani 2500-3000 beğeni yeter. Ama 5000 like gelirse bu bölüme ben bunu seri olarak yapacağım. Yani haftada bir, 10 günde bir vesaire boşluk buldukça bu seri olarak gelmeye devam edecek ve ben batacağım, öleceğim, gideceğim yani. Haberiniz olsun. Hemen bir kez daha çevirelim. 5000 like geçerse bu şekilde olacak. Sıradaki çarkımızı çeviriyoruz ve bakalım ne gelecek. Yine mi? Like atmadın mı kankam? Hala bak aynı görev geliyor. Aynı görev geliyor. Like atmadın mı hala? Son 2 kez daha çeviriyorum abi. Maksimum 2 kez daha çevireceğim. Hatta belki de bir kez, bilmiyorum. Maksimum 2 kez bir kez daha çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar turuncu olan görev geldi. Bu görev neydi? Bir dakika. Bu görev o. Bir dakika bir dakika. Bu görev FIFA Mobile oynayan herkes abone olsun geldi. Evet arkadaşlar ben yapmadığım görev kalmadı. Tam çok ceza çekmemiş olabilirim bugün. Çünkü şanslı, inanılmaz şanslıydım. Hani kaleci olarak, kaleci konusunda şanslı değilim. Normalde ama inanılmaz şanslıydım. Ve ama çok zorlu görevler, çok zorlu stresler atlattım. Ve arkadaşlar aynı zamanda yani 3 milyon 4 milyon coins de GG oldu yani. O kadar da şey olmadık değil yani. Battık da biraz. Her neyse burada o zaman videomuz sona geldik. Ama deko silinebilirdi yani. Deko gerçekten 102 yani deko silinebilirdi. Ve bir sonraki bölümde yine aynı riskleri alacağız. Abone olmayı unutmayın. FIFA 1 oynayan herkes abone olsun. Çünkü bu kanal sizin için var. Ama FIFA 1 oynamayanlar abone olmasın mı? Bence abone olsun eğer keyif aldılarsa. Abone olun yani hepiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Burada o zaman görevlerim ve videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.